Servet edinmek istiyorsanız paranın bazı kurallarını öğrenmeniz lazım ve bu kuralları bize hiç kimse okullarda öğretmedi. Mesela en enteresanlardan bir tanesi paranın hızı sevmesi. Bu ilginç fikre ilk kez Joe Vitale'nin aynı isimli kitabında rastladım. Para hızlı sever. Vitale bu kitapta neden hızlı insanların parayı daha kolay çektiğini anlatıyor. Hızdan kastım daha hızlı arabalar kullanan insanlar değil. Hızdan kastım biraz farklı. Vitale'nin öne sürdüğü ilk fikir o fikir sadece sizin aklınıza gelmedi. Yani aklınıza bir girişim fikri geldi, yeni bir proje geldi, yeni bir kariyer fırsatı geldi. Onu bir tek siz düşünmüyorsunuz. O koda hızlı harekete geçen kazanacak. Neden? Çünkü hızlı harekete geçen sizden daha çabuk öğrenmeye başlayacak. Kafamıza yeni fikirler geldiğinde çok boşluklar olur içerisinde. Nasıl yapacağız, nerede yapacağız, kiminle yapacağız, para kazanır mıyız? Bir sürü bilinmeyen vardır. Bu konuda hızlı harekete geçen daha çabuk öğrenmeye başlar. O yüzden Vitale diyor ki bir gün size bir fikir nasip olursa hemen harekete geçin. Başkaları hızlı harekete geçerse sizden önce öğrenmeye başlarlar. Yeni fikirler üzerine hızlı harekete geçmenin başka bir etkisi de momentum. Momentum nedir? Mesela bir füzeyi uzaya yollarlarken neye ihtiyaç duyuyorlar? İlk başta çok büyük güce ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü füze ancak o büyük güçle yerden havalanabiliyor. Yeni fikirler de öyle. İlk başta büyük güce ihtiyaç duyuyorlar. Ve siz hızlı bir şekilde hemen üzerine çalışmaya başlamazsanız o ivme yavaş yavaş kayboluyor. Haftaya bakarım diyorsunuz, sonra bakarım, şunu araştırayım, şuna sorayım diyorsunuz ve ne oluyor? Bütün o ilk giriş enerjiniz, fikrinizi havalandırmak için ihtiyaç duyduğunuz o ilk büyük güç yavaş yavaş erimeye başlıyor. Bu nedenle momentum'a ihtiyaç var, momentum hızı seviyor. Başka bir mesele, fikrinizi hayata tek başınıza geçiremezsiniz. Başkalarına ihtiyaç var. Başkaları neyi seviyorlar? Hızı seviyorlar. Eğer çok iyi bir çalışanı yanınıza alacaksanız hızlı kariyer yapmak istiyor. Eğer bir yatırımcıyı yanınıza alacaksanız hızla parasının geri dönmesini istiyor. Eğer müşteriler diyorsanız onlar da hızla dertlerine çözüm üretmenizi istiyorlar. Hız buradaki temel belirleyici. Hız fikrinizi ayağa kaldıran ilk ivmeyi veren temel faktör ve aynı zamanda fikrinizi harekete geçirmek için gerekli insanları adeta mıknatıs gibi kendine çeken dev bir doğal güç. Vitale'nin hızın faydaları konusundaki başka muazzam fikri de korkuları aşmamıza yardımcı olması. Ne zaman aklımıza yeni bir fikir geliyor korkular da bizi basıyor. Başaramaz ya müşteriler satın almazsa, ya para bulamazsak, ya iflas edersek, ya kariyerimizi çöpe atarsak, hızlı harekete geçtiğimiz zaman bu şüphelere pek yer kalmıyor. Kendimden bir örnek vereyim. Diğer YouTube kanalımı kurarken benim de aklımda şüpheler vardı. Şüphelere fırsat vermek yerine ilk videomu koydum. Ondan sonrası kendi kendine akmaya başladı. Şüpheyi yenmenin en temel yolu yine hız. Çünkü bir kere koşmaya başlayınca geriye dönüp bakamıyorsunuz. Artık o girdiğiniz yolda hareket etmeye devam etmeniz gerekiyor. Pek çok beyaz yakalının bir türlü kendi işini kuramamasının sebeplerinden bir tanesidir bu. Aşırı fazla planlama, aşırı fazla risk düşünme, aşırı fazla endişe, bütün bunlar dev bir şüphe doğuruyor ve bir türlü harekete geçiremiyor ama hızlı giderseniz şüpheler geride kalmaya başlıyorlar. Size güzel bir örnek. Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu, dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi. Bu ilk Amazon'u kurduğu günkü halleri çok da kendinden emin birisine benziyor mu? Büyük bir girişime dönüşeceği garanti mi? Hayır değil. Hatta o dönemler internetin ne kadar büyüyeceğini kimse bilmiyor. İnternetten ticaretin iyi bir fikir olduğundan kimse emin değil ama hızlı harekete geçiyor. Diyor ki internet galiba büyüyecek bir şey. İnsanlar internet üzerinden belki alışveriş yapmak ister. Ben de kitapları çok seviyorum. Kitap satmayı denesem ne olur? Bu kadar basit. Daha büyük bir analiz yok. Daha büyük bir risk çalışması yok. Harekete geçme var. Bu sayede Jeff Bezos internetten nasıl ticaret yapılır ilk öğrenen insan oluyor. Bu konudaki şüphelerini yeniyor. İnsanların alışveriş yaptığını görüyor ve bundan para kazanmanın yollarını adım adım keşfediyor. Vitale'nin kitaptaki başka bir iddiası da evrenin hızı ödüllendirdiği. Bu konuda somut kanıtlar sunmak elbette zor. Biraz uçuk bir fikir gibi gözükebilir ama kendimin de gördüğüm şey hep şu oldu. Ne zaman hızlı harekete geçtiysem evren beni doğru insanlarla tanıştırdı. Yeni fırsat pencereleri açtı. Yeni bilgilere ulaşmamı sağladı ve daha da hızlanarak yürüdüm. Bunun sebebini bilmiyorum. Bilimsel bir açıklamam da yok ama şunu kesinlikle tecrübe ettim. Eğer hızlıysanız evren size daha fazla fırsat getiriyor. Hız meselesi kafanıza yattıysa peki nasıl hızlanacağım hocam ben diyorsunuzdur herhalde. Birkaç tane aslında yapılacak şey var. Birincisi aşırı düşünmeyi bir kenara bırakın. Fazla düşünerek kurulmuş büyük bir iş yok. Fazla düşünerek yapılmış bir icat yok. Eylem düşünmekten daha üstündür. Eylem sizi sonuçlara daha hızlı götürür. Bununla ilgili onlarca örneği kendi hayatımdan da verebilirim. Okuduğum biyografilerden de sunabilirim. Okuduğum bilimsel icatlardan veya girişimlerden de paylaşabilirim. İkincisi mükemmeliyetçilikten kurtulmanız lazım. Mükemmeliyetçilik hızın katili. Çünkü o zaman hep ben bu işi mükemmel yapmadan yapmam duygusuna kapılıyorsunuz. Sizi pek bir yere götüren bir şey değil. Yanıla yanıla hata yapa yapa başlamak lazım. Mesela biz de yakın zamanda bir Discord kanalı kurduk. Discord kanalı kurmak nedir hiç bilmiyordum. Bu iş nasıl yürütülür hiç bilmiyordum. Bir sürü hata yaptım, bir sürü sorun çıktı. Ama şu anda Türkiye'nin en büyük Discord kanallarından bir tanesine sahibim. Ve bundan da para kazanıyorum. Yolda öğrendiklerim sayesinde. Bu nedenle kusurlarla ilerlemekte bir sorun yok. Mükemmel olmanıza gerek yok. Hata yapın ve özür dileyin. Hata yapın, öğrenin, düzeltin. Bu sizi hızlandıracaktır ve bu sizi harekete geçmekten alıkoyan korkulardan da uzaklaştıracaktır. Bir başka önemli mesele kendinize hemen terminler koyun. Şu tarihe kadar bunu bitireceğim, şu tarihe kadar bunu bitireceğim. Çünkü terminin insan üzerinde büyüleyici bir gücü var. Şu tarihte bunu bitireceğim diye somut bir önerme yapmışsanız bir de inşallah bunu başkana ilan etmişseniz o sizi bağlayıcı hale geliyor ve o zaman o tarihte o işi bitirme ihtimaliniz artıyor. Bir de son olarak etrafınızı hızlı insanlarla çevreleyin. Eğer bir ekip kuruyorsanız hızlı insanlarla
insanlar olursun. Eğer ortaklar arıyorsanız hızlı insanlar olsun. Ben parayı vereyim mi vermeyeyim mi sana diye aylarca düşünmesinler. Ya versinler ya vermesinler. Kararları çabuk veren ve hızlı ilerleyen ve hata yapmaktan çekinmeyen insanları bir yere getirseniz sizin de daha fazla hızlanmanız mümkün. Peki hız demek bütün risklerin üzerine atlamak, dev riskleri alıp ya hera ya mero demek mi? Hayır değil. Hızla küçük risk almayı birlikte götürmeniz lazım ve küçük risklerden öğrenmeyi. İlerideki bölümlerde biraz bundan bahsedeceğiz. Küçük risk demek ne demek, nasıl alınır, neden küçük riskleri almak hiç risk almamaktan çok daha faydalıdır. Bir girişimcinin para kazanmayı, servet yaratmayı isteyen bir insanın risk almadan ilerlemesi mümkün değil ama riskle ilgili çok hatalar yapıyoruz. İkincisi, hız hayatın her alanında en önemli mesele değildir. Mesela çocuklarınızla vakit geçirirken hızlı olmanın alemi yok. Mesela sevdiğinize, eşinize, dostunuza ayırdığınız zaman da cimri olmanın, acele etmenin anlamı yok. Ama belki de hepsinin önemlisi yatırımcılıkta da pek hız iyi bir şey değil. Çünkü baktığımızda dünyanın en başarılı yatırımcılarına mesela Warren Buffett, bunların genelde pek hızlı insanlar olmadığını görüyoruz. Bir yatırım yapmadan önce uzun süre analiz yapıyorlar. Bu analizlerin neticesinde bunun doğru yatırım olduğuna karar verdiklerinde hızla hareket ediyorlar ama daha sonra uzun süre bekliyorlar. Çünkü biz şirketlere yatırım yapıyoruz ve şirketlerin aldıkları parayı bir değere, bir işe, bir iş modeline döndürmeleri zaman alabiliyor. Özellikle de benim gibi teknoloji şirketlerine yatırım yapıyorsanız bu daha da fazla zaman alabiliyor. Bu arada hala öbür kanalımı takip etmiyorsanız linki yukarıda, mutlaka oraya gelin. Orada da yatırım konuşuyoruz. Ama yatırım hızlı olunması gereken bir yer değil, tam tersi. Ağır olunması gereken bir yer. Fakat bir iş kuracaksanız, bir fikriniz varsa, kariyerinize bir sıçrama düşünüyorsanız işte orası hızın devreye girdiği yer. Umarım anlattıklarım ilginizi çekmiştir. Soru ve yorumlarınızı mutlaka beklerim.